Bilirsiniz sanatçı Andy Warhol'un meşhur bir sözü var. Hani bir gün herkes 15 dakika meşhur olacak diye. O şöhretten bahsettiğimiz için. Bugüne baktığımız zaman adapte edersek herhalde şöyle demek lazım. Bir gün herkes Twitter'da TT olacak. Hani sosyal paylaşım sitelerine baktığımızda gerçekten herkes bir şöhret peşinde, meşhur olma peşinde. Herkes beni sevsin, beni takip etsin düşüncesi hakim. Neden? Ha, bir şekilde bilinçaltı demek ki şöhretin huzur ve mutluluk getireceğini zannediyor. Ama halbuki gerçekten burada Üstad'ın da yazdığı gibi, ifade ettiği gibi yani paylaşım sitesi şöhretlerine veya işte sanatçı diye ortada dolaşanlara baktığımızda gerçekten arka planda aşırı mutsuz olduklarını, şöhretin bir zehir olduğunu görmek gerçekten mümkün. Birçoğu depresif durumda. Mutsuzlar neden? Çünkü yaşadıkları hayat gerçek değil. Hep yapmacık. Sürekli gündemde kalabilmek için yeni bir şey yapmak zorundasınız. Yani şöhretin huzur ve mutluluk getirmediğini aslında şöhret olanlarla bir şekilde zehir Vallahi olduğunu görebiliyoruz. Bir örnek eyvallah. daha belki de işte şöhret ve huzurun şöhrette zirve yapmış birisi olarak düşünürsek 10 sene önce öyle bir araştırma vardı. Tüm dünyada, her ülkede, her kültürde tanınan kimdir diye. Şöhretin zirvesinde Michael Jackson gösterilmişti. Herkes tanıyor diye. O da bir belgeselde şöyle bir şey diyor. Bu kadar tanınmama rağmen çok endişeliyim, çok mutsuzum. İnsanlar Tabii. halen beni alkışlayacaklar mı diye. Yani bir şekilde mutluluk değil, tamamen tam tersi. Şöhret ise mutsuzluk getiriyor. Çünkü Evet. sürekli ön planda olmak istiyorsun. Evet. Bu da bir Çok şekilde teşekkürler Cemil Hocam. o Son bağlamda bir zehir eyvallah. haline geliyor sanki. Eyvallah. Estağfurullah. Zehir olma Aman kısmını hocam. da hatırlıyoruz. Bir